Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gaybeti döneminde toplumda şiddet, anarşi ve PKK terörü ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanların arasında görünmediği bir gaybet dönemi olacaktır. Bu dönemde insanlar Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kaybolduğunu hatta kimileri öldüğünü bile düşüneceklerdir. Bu durum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadislerde şöyle bildirilmektedir. Ali Muhammed'in kaiminin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki gaybeti hapis dönemi vardır. Birisi diğerinden daha uzundur. Gaybet-i Numani sayfa 199 Bu kıyamın sahibinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın iki gaybeti vardır. Bir gaybeti hapiste kaldığı dönem o kadar uzayacak ki şöyle diyecekler. Öldü. Bazıları diyecek ki öldürüldü. Bazıları diyecek ki gitti. Gaybet-i Numani sayfa 198 Sonunda benim evlatlarımdan biri Hz. Mehdi aleyhisselam halkın gözlerinden gayba çekilecek, halk onun kaybolduğunu, öldürüldüğünü veya öldüğünü söyleyecek. Sonra fitne doğacak ve belalar inecek. Kavmiyetçilik taassubu dirilecek, halk dininde yolunu kaybedecek. Gaybet-i Numani sayfa 163 Okuduğumuz hadiste ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra fitne doğacak ve belalar inecek. Kavmiyetçilik taasubu dirilecek, halk dininde yolunu kaybedecek ifadesiyle Hicri 1400 yani 1979-1980'lerle birlikte toplumda büyük kargaşa ve fitnelerin baş göstereceği, insanların din ahlakından uzaklaşıp Marksist, Komünist, Ateist ve Darwinist görüşlere saptığı bir döneme dikkat çekmektedir. Gerçekten de toplumda 80'ler olarak adlandırılan, özellikle Türkiye'de anarşi, terör, kargaşa ve huzursuzluğun son derece geliştiği, halkın can ve mal güvenliğinin huzurunun kalmadığı, insanların İslam dininden uzaklaştığı bir döneme girilmiştir. Özellikle PKK terörü Türk toplumunda Kürt-Türk ayrımı yönünde büyük bir fitne konusu ortaya atarak toplum içinde kavmiyetçilik ruhunun doğmasına neden olmuştur. Halkı İslam dininin sıcak, barışçıl, sevgi dolu, huzurlu ruhundan uzaklaştırıp komünist, marksist ve darvinist bir görüşe çekmiştir. Ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesiyle inşallah bu batıl ideolojiler fikren yerle bir olacak ve Allah inancı tüm hızıyla dünyada yayılacaktır.